Kayıt dışı Bayram Özel'den merhaba değerli izleyiciler. Çok güzel bir atmosferden sesleniyoruz. Size Zeytinburnu Millet Bahçesi'nden, yeşillikler arasından selamlıyoruz sizleri. Umuyoruz bayram günleriniz güzel geçiyordur. Çünkü buna çok ihtiyacımız var. Çok uzun süre kapalı kaldık. Belki de pandemi sürecinde son bayramımız olsun bu. Daha iyi, daha güzel günlerde inşallah bayramlar paylaşalım birlikte. Bu niyetle, bu istekle başlıyoruz programımıza. Güzel bir ortamdan güzel ve önemli, özel bir konuğumuzla selamlıyoruz sizleri. Biyokimya uzmanı Doktor Ayşegül Çoruhlu hocamızla birlikteyiz. Ayşegül Hanım hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Beyza Hanım. Gerçekten çok enerjik ve güzel bir görüntünüz var. İçimizi açtınız ekip olarak. Teşekkür ederim. Bunu yayında da özellikle söylemek istedim size. Teşekkür ederim. Birikimini, emeğini, alanını aynı zamanda karşıya yansıtmak herhalde böyle bir şey. Uyguluyorum, böyleyim diyorsunuz. Rol modelsiniz gerçekten. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz bu enerjiniz için. Şimdi izleyicilerimize de söyledim. Çok zor bir süreci geride bıraktığımızı ümit ediyorum tabii. Evet. İçinden geçtiğimiz zor süreçte de hem kendi içimize yöneldik, geçmişte kavgaya girdik, geleceği sorgulamaya başladık. Kaygılarımız da arttı dolayısıyla. Bu ne oldu? Sizin gibi uzmanların uyardığına göre anlıyoruz ki bağışıklık sistemimizle de bir kavgaya girdik biz. Yaş alan vatandaşlarımızın, büyüklerimizin çektiği zorlukları görünce yaşlanmaktan korkar hale geldik. Çünkü bize çaresiz hissettirdi. Evet. Ama sizin son paylaşımlarınıza baktım. Yaşlılıkla ilgili çok önemli başlıklar paylaşmışsınız. Ve ne olduğunu bilince, belirsizlik ortadan kalkınca korku da hafifliyor. Doğru, her konuda öyle o değil mi? Kesinlikle öyle. Böyle giriş için yaş konuşmak doğru mu bilmiyorum ama iyi geldiği için sormak istedim. Tamam. Açılışı bununla yapmak istedim. Yaşlanmak aslında tırnak içinde ne demek hocam? Tamam. Şimdi tabii kronolojik olarak takvime baktığımızda nüfus kağıdımızın üstünde yazana göre hesapladığımızda bir takım yaşlar ortaya çıkıyor. Ama biz kendi etrafımızda arkadaşlarımıza baktığımız zaman bile bazılarının daha hızlı yaşlandığını, bazılarının daha yavaş dış görünüş olarak bile olsa yaşlandığını ya da bazılarının hastalıklarının aynı yaştakilerde daha az, bazılarının daha fazla. Bunların hepsini gene mi bağlayacağız? Bunların hepsini kadere mi bağlayacağız? Böyle baktığımız zaman bize diyor ki tıbbın ince ayrıntılı bilim dalları artık moleküler biyolojiler, biyokimyalar vesaire. Hayır, yaşlanmak aslında hızlı manipüle edilebilen bir biyolojik süreçtir. Evet, bir yıpranmaya doğru gidiyoruz ama o yıpranmanın hem dozu hem hızı manipüle edilebilir. Dolayısıyla biyolojik düzeyde yaşlanmayla takvimdeki geçen yıllar arasında fark var. Ve bunu biz normal hayatta mesela basitçe nasıl anlıyoruz? Diyelim ki siz de stresten bahsettiniz. Stresin iz düşümüne mesela hepimiz bu Covid döneminde endişe ettik. Geç yattık, geç saatlere kadar haberleri izledik, gerildik. Mesela uykusuzluk dönemimiz başladı, az hareket ettik, güneşten uzak kaldık, açık havaya çıkamadık, evde olduk. Bunlar bizde işte bir takım meseleler yarattı. Ama düşünelim, biz birkaç gün arka arkaya uykusuz kaldığımızda gözaltlarımızdaki o morluğu görmüyor muyuz? Evet. Veya bir stres dönemi olduğunda insanların saçlarının daha hızlı beyazladığını sohbet arasında bile tecrübe etmiyor muyuz? Hani bir okul arkadaşımızla birkaç yıl sonra görüştüğümüzde eğer öyle bir dönem geçirdiyse ondaki yıpranmayı görüyoruz. Yani aslında biz zaten bunu biliyorduk yani bir şeyler bunu hızlandırıyor veya yavaşlatıyor diye. İşte biz bunları belki Covid'de şunu gördük. Dediğim gibi çok kümülatif olarak evde kaldık, dışarı çıkmadık, stres yaşadık, geç yattık. Belki evde sağlıksız ve geç saatteki atıştırmaları arttırdık. Hepimizin 3-5 kilo fazlası oldu. Hepimizin uyku düzeni şaştı. Hepimiz daha yorgun hissediyoruz. Mesela yorgun hissetmek bile hücresel düzeyde bir işlerin yolunda gitmediğini gösteriyor evet. demektir. Depresyon aynı şekilde çünkü bütün kimya, hormonlar hepsi bir paket. Yani bu dönem bizi aslında evet gerçekten hızlı yaşlandırdı. Yani biz Covid döneminde virüsten bağımsız olarak o stres ve o dönemi geçirirken normalde öyle olmasaydıktan daha hızlı yaşlandık. Şimdi bir tık geri sarmamız lazım. Nasıl geri sarmamız lazım? Bunun manipüle edilebilir, geri alınabilir olduğunu öğrenerek saracağız. Neyi yanlış yaptıysak onun tersini yapacağız. İçeride miydik? Artık dışarıda olabiliriz. Hı hı. Çok mu bilgisayara baktık? Çok geç saatlere kadar televizyon mu seyrettik? Biraz onu reddedeceğiz. Daha çok uykumuza, erken yatarak uykumuza önem vereceğiz. Veya işte keyif atıştırmalığı deyip televizyon karşısında çok mu hazır abur cubur yedik? Hemen onları azaltıp daha doğal, daha sağlıklı yemeye başlayacağız. Ve yıprandığımız 1,5 seneyi geriye almamız lazım. Belki biz 1,5 senede, belki 2 senelik yaşlandık. Belki 2,5 senelik yaşlandık. Hemen onu geriye sardırmamız lazım. Çünkü biyolojik olarak bu...
bir şey, gerçek. Mesela gene uykudan bahsettiğimiz için söyleyeyim. Evet. Dedik ki uykusuz kalınca göz altlarımızın morardığını, işte yorgun hissettiğimizi gördük. Vücudun içinde ne oluyor? Her geç yattığımız gece ve iyi dinlenemediğimizde beynin tamamının içerisinde metabolik artıkları temizleyen bir lenf sistemi var. Nasıl bacaklarda lenf var, orada da var. Yatay pozisyonda ve iyi bir uykudayken ve vaktinde uykudayken o kapakçıkların açıldığını ve bütün gün yorulan, çalışan, hafızaya alan, dikkatini bir şeylere veren beynin uyku modunda o metabolik çöpçükleri oradan attığını düşünelim. Biz uyuyamadığımızda o çöplerin biriktiğini düşünelim. O zaman evet. Ne oldu? Birkaç günlük uykusuzluk sadece ekrana baktığımızdaki gördüğümüz yorgun ifade değil, içeride bir sürü beyin hücresinin de kötü çalışmasına sebep oldu. Bunları biriktirince de mesela demans öne gelmiş oluyor. Dolayısıyla hani beyin yaşlanması, yüz yaşlanması, karaciğerin, cildin filan derken hepsi manipüle edilebilir şeyler. İnsanlara bunu öğretmek anlamlı. Yani işte erken yatmak gençleştiriyorsa, akşam az yemek gençleştiriyor. İşte uykusuz kalmamak, bol su içmek, doğada olmak. Sadece burada işte hani konuşuruz, doğanın içinde ağaca sarılmak, toprağa basmak. Bunların hepsinin biyolojik alt temelleri var. Felsefe değil yani. Hücre düzeyinde nasıl gençleştiriyor diye. Bir de şuraya bağlayalım. Mesela genç hücre ile yaşlı hücre arasında ne fark var? Evet. Biri genç, biri yaşlı. Aldık mikroskopta bakıyoruz. Kimlere ait olduğunu bilmiyoruz. Hücrelere baktık. Yaştan bağımsız olarak. Mikroskobun altındaki yaşlı hücre şu demek aslında. Günlük işlerini yapıyor. Oradan hem iyi performans çıkarması gerekirken az performans çıkarıyor. Yani şekeri, yağı yakarken güçsüz. Ondan enerji çıkaramıyor. O insanın vücudu da zaten çok yorgun. Bir de çöplerini temizleyemiyor. Bu çöpleri temizleyememek, bak Alzheimer aynı şey. Ciltteki lekeler aynı. Eklemdeki kıkırdak hasarı işte atıyorum aynı. Yani diş taşına kadar bağlanır. Vücutta atılması gereken ne varsa onların o recycle yani çöp öğütme döngüsünün yavaşladığı her durumda onlar birikiyor. Aynı o uyku örneğinde beynin temizlenememesi gibi. Evet. Yani mikroskoba bakarsam bu hücre enerji kaynakları, glikoz ve yağı iyi kullanıyorsa ve çöpünü atıyorsa bu gençtir. Bu enerji kaynaklarını iyi kullanamıyor. Onlardan enerji üreteceğine yağ deposuna gönderiyor veya vücutta yorgunluk hasar yapıyor. Ve kendi çöpünü temizleyemiyorsa bu hücre yaşlıdır. Biz de çöp temizlemek için ve enerji kaynaklarını daha iyi kullansın diye iki şey yapıyoruz. Çöp temizlemek için ona süre ver. Bu nedir? Hiç yakıt koyma. Akşam üstünden itibaren iyi bir uykuyla bütün geceyi aç geçir. Çünkü o sırada ancak çöp temizletebilirsin. Açlık varsa çöp temizliği var. Yemek varsa çöp temizliği yok. Temizlik şey gibi, belediyenin şeyleri gibi. Evet. Gece geliyorlar yani temizlemek gerçekten için. Öyle. Demek ki ne yapıyoruz? İyi uyku ama o sırada açsın. Koy bir tarafa. Bu senin temizlik olanın. Yani çöpler temizlenecek. Hem beyinde hem ciltte hem her yerde. Gündüz de iyi yakıt vermen lazım. Hani motor yakıt hesabı. O zaman da nedir o? İşlenmemiş, tatlılı, unlulu, işte pasta börekli olmayan, daha bitkisel ama hayvansal ürünlerin de olduğu, daha doğala yakın, daha az pişmiş yemekleri ona ver. Bu ikisini koyduğun zaman iyi yakıt girdi, çöpü de attın. Zaten o hemen kendi içinde yenileniyor. Ve daha yani bunu yaptığımız mesela 28 gün yapalım. Dış görüntüde cilt 28 günde bir yenileniyor. 28 günde bunu yaparak oluşturduğun yeni cilt hücreleri yapmadığına göre çok daha genç. Çünkü hiçbir hücre sonsuza kadar kalmıyor ya, onlar da sürekli yenileniyorlar. Cilt 28 gün, işte kan hücreleri 3 ay, her şey yenileniyor. Bağırsak 5 gün. 5 günlük düzgün beslenme, uyku, gerektiği zaman açlık, gerektiği zaman yemek hikayesiyle koskocaman burası kadar olan bağırsak alanını sen çok daha bebek hücrelerle yeniliyorsun. Ama öyle yapmadığında, gece yediğinde, stresli olduğunda, uykun olmadığında, ne bileyim bir takım işte antibiyotik kullandığın dönemler vesaire vesaire, alkol kullandığında o 5 günde en çöp hücreleri yeni hücre olduğu halde kötü hücre getiriyorsun. Yeninin iyisini seçememiş oluyorsun. Mesela yani bu vücut kendini yenilerken iyi ham madde ver, yenileme zamanını ona ver. Aynı işte dediğim gibi çöp kamyonları gece, gündüzde daha iyi yiyecekler. Yani böyle bakarsan ben yaşlansam da mesela bayramda herkes yiyor içiyor olabilir. Evet. Biraz yayılmış olabilir tatlısı şusu busu değil mi? Çok olabilir onlar. Açık büfe gitmiş olabilir, bir yerde tatile gitmiş olabilir. Ama bayram bittikten sonra hemen çöp temizliği için akşam boşluğu, erken yatma temizlik anı
ve gündüz de mümkün olduğu kadar bitkisel beslenme bütün bayramın hatasını silecek. Bayramda yaşlanabiliriz biyolojik olarak mikro düzeyde ama bayram sonrası hemen tekrar geri sarabiliriz. Bunları bilince daha kolay oluyor. Çünkü evet, sonsuza kadar sağlıklı yaşam şeyi de çok zor. Böyle bir ileri bir geri. Geçen gün bir çalışma vardı. Onu çok yerde paylaştılar. Saçın beyazlamasının stresle çok alakalı olduğuna dair bu kadar mikro düzeyde bir çalışma yapılmamıştı. Yapılan çalışma şu. Mikroskop altında 60 küsür kişilik insan grubunun saç tellerini inceliyorlar ama milim milim her kesitini. Bu insanların bir kısmı stres halinde, bir kısmı stres halinde değil. Stres halinde olmayanlarda saç beyazlaması daha yavaş, stres olanlarda hızlı fakat stresten çıkarıp onu daha rahat bir yere koyduğunda tekrar saç siyahlıyor. Yani bir saç düşünün mikro, kahverengi, biraz beyazlamış, grileşmiş, evet, stres geçmiş tekrar kahverengi, arada kalmış beyaz. O işte stres ya da kötü yaşam şekli ona tam olarak çökmemişse, o tam baştaysa tekrar geri dönüyor. Doğayla iç içe olmak dediniz, ağaca sarışı, bitkilerle böyle temasa girmek, yani zaten birçok öğretide de vardı bu, evet, kadim uygarlıklardan gelen, evet, doğayla haberleşmek, iletişim, o efektif yaşam. Sizin yine son, daha doğrusu bahsettiğiniz bir metot var ama tamam, enerji aldığımızı, vücudumuzdaki elektriği artmakla sınırlı bilgimiz vardır. Çıplak ayakla toprağa basmak. Evet. Ama siz bunun o kadar çok alt başlık yüklüyorsunuz ki buna. Evet. Bilmediğimiz çok şey barındırıyor. Çıplak ayakla toprağa basmak. Evet. Bunları anlatır mısınız bize? Şimdi mesela sizin söylediğiniz gibi. Diyelim ki uzak doğu felsefesini bilen biri olsa o da anlayacak. Toprak, doğa. Yani namaz kılmak, secde yapmak, hı-hı, anlamızı suya koyduk. Bunu da biz anlıyoruz. Bir fizikçi çağırdığımda elektrik iletkenliği işte nasıl oluyor, topraklanıyor prizler veya yıldırım nasıl düşüyor o elektrik toprağa, o da fizikçi de onu anlayacak. Yani bütün bilimlerden bakarsan bu iş, evet, oluyor. Bu biyokimyada da hani ben onları birleştirmeye çalışıyorum. Biz mesela EKG çektiriyoruz kalp elektriği, EMG beyin. Şey, yani zaten bizim voltajı ölçüyor değil mi? Evet. Bizim vücutta zaten elektrik akıyor kimyasal olarak. Ve o elektrik akımı hikayesi, yani biz EKG deyip kalbin elektrik zikzaklarını ölçtürüyorsak, vücutta elektrik olduğunu anlıyorsak, hı, akupunktur da o elektrik alanını düzeltmek istiyor. Belki meditasyon da onu düzeltmek istiyor. Ama o elektrik alanı sen toprağa bastığında senin üstünden yere akıyor zaten olumsuz olanı. Ve sen onunla balans hale geliyorsun. Mesela işte diyelim ki tansiyonu var birinin, birkaç hastanın, bir çalışma tansiyonu olan insanları kampa götürüyor. Yani kamp dediğim böyle bir olana. 3 gün toprakta yatırıyor ve tansiyonların regüle olduğunu ve çarpıntının, çünkü bak çarpıntı elektrikteki, kalp elektriğindeki voltaj, aritmiler, ilginç, voltaj, evet, şeyi. Hatta onu yakarlar tedavi etmek için, elektrik kaçağı diye düşünüp aritmilerde, hı, kalpteki elektrik iletisi için bir yakma yöntemi yaparlar bu kaçak olmasın diye. Şimdi bu egzajere bir durum ama orada, hı, elektrikten ve voltajdan bahsediyoruz ya. Bizim hayat zaten elektrik ve voltaj yani. Evet. Dolayısıyla biz burada olduğumuz zaman o hal olmuyor. AVM'de nasıl oluyor? Çünkü topraklanamamış oluyorsun aslında. Aslında gerçekten ayakkabı giymek büyük bir hata. Eskiden köseleydi, şimdi plastik mesela. Anlatabiliyor muyum yani? Evet. O farklı. Geçirgenlik, iletkenlik, evet, bakımından. Şimdi mesela bunu böyle elektrik olarak anlatabilirsin. Güzel. Peki o elektrik ne yapar? Seni hep gergin yapar. Mesela diş sıkmak, kabız olmak, fibromiyaj, hep böyle o kaslardaki o elektriğin. Kabız olmak da mı onunla alakalı? Şöyle düşünelim, aa, büyük resimde. Bir hücre ya da bir organ, bir emir alırken hani on ve off ya. Mesela ben kolumu sıkmak istediğimde şöyle yaptım. On. 10 emrini verdim değil mi? Hı hı. Açıldı. Sıktım burayı ve burada bir kasılma var. Benim bunu tekrar gevşetmem lazım değil mi? Bunu yapabilirim. Bunu vücudun istemsiz yaptığı organlar var. Bağırsak öyle, işte ne bileyim damarlar öyle vesaire. İşte o gerginlik anında, bu psikolojik gerginlik olur, uykusuzluk olur, kötü beslenme olur. Ama işte sürekli hani ona sick building sendromu deniyor. Bizim Covid'de yaşadığımız iş yeri değil ama evde sürekli elektromanyetik olarak işte Wi-Fi'ların olduğu topraklanmadığımız alanda da olur. Vücut bir önceki uyarıda kalıyor, iletide kalıyor. Voltajı orada kalmış oluyor. O yüzden bu da kasılma, ensede kasılma, diş sıkmada, evet, kasılma. Bunların hepsi aynı. Ben oradan mesela hani manyezyum kasılmaya karşı iyidir ve genelde verilir. İşte baş ağrısına verilir, fibromiyajiye verilir, diş sıkmaya verilir, kabızlığa verilir. Sen toprağa bastığında zaten manyezyum almış gibi oluyorsun. Manyezyumun, hı-hı, sana yaptığı zaten o aslında gibi değil, evet, mi? Bunun gibi bağlayınca bir tane hareketten çok şey çıkıyor.
Artık hepsi aynı şey. Yine bütüncül bir bakış açısı görüyoruz biz burada. Yani siz bir biyokimya uzmanı olarak anlaşılabilir bir şekilde ortaya koyuyorsunuz sezlerinizi. Bir yandan da şunu gözlemliyoruz. Bu yere ayak basma örneğinde, ayak basmanın magnezyum almakla eşdeğer örneğinde olduğu etki gibi. Etki olarak. Evet, yani etkisi o. Kesinlikle öyle. Bir yandan da sağlığa bütüncül bir bakış açısı. Yani beslenmeyle, doğayla temasla, hissettiklerimizle, işte teknolojik cihazların bizi olumsuz etkilerinden evet. korunaklı yaşamakla, bunların hepsiyle bağışıklık sistemimizle iyi geçinmemizi evet. bir arada açıklıyorsunuz. Evet. Ve bu gerçekten bütüncül bir tedavi anlayışı karşımıza çıkarıyor. Evet, oraya çıkarıyor. Bir cümle kullanılabilir, bütüncül denebilir, ne denir yani onu bilemiyorum. Ama ben ona bağlantılı diyorum. Yani A bilgisi, B bilgisi, C evet. bilgisi o bilgileri toplayıp bir bağlantıyla bir sonuca varmak diyorum. Bu bağışıklık konusunu tabii 1,5 sene dinledik, öğrendik değil mi? İnsanların çoğu Hı-hı. öğrendi. Hani ben de onunla ilgili 5. kitabımı yazdım Nacizane ve orada da biraz çıtayı yükseltmeye çalıştım. Mesela yuvarlak laftır hani bağışıklığım iyi kötü filan ama bu bahsettiğimiz her konu mesela şimdi biz ne dedik? Bir topraktan bahsettik, bir uykudan bahsettik. Bunların ikisini de bağışıklığa koyabilirsin. Çünkü hücreler benzer mantıkla çalışıyor. Veya ne dedik? Aç kalmak ve çöplerin temizlenmesi dedik değil mi? Bağışıklık halinin mesela gece hastayken gece oturup geç yatıp yersen mi kolay iyileşirsin? Hiç yemezsen erken yatarsan mı iyileşirsin? Zaten vücut seni iştahsızlık ve uykuya götürüyor. İyileşmen Gerçekten için. Öyle. Yani o da o konuyla alakalı oluyor. O yüzden biz romatizma konuşsak, gençlik konuşsak, bağışıklık konuşsak hep benzer bilgiler var. Ama bilgileri insanların kulaklarını daha yüksek vermesi için onları birbirine bağlamak gerekiyor şeyde. Sizin aslında program tabii biz çok alışkınız sizi yıllardır seyretmeye. Ay, bir küçük bir nişi var ya hani böyle bir sivri bir yer yani. Hani böyle bir kendini ortaya koyabilirsin. Pek duyulmamış bir şey söyleyebileceğin de bir yer. Değil evet. mi aslında? Öyle bir cesaret gösterebileceğimiz evet. bir yer. Benim mesela bu bağışıklık konusu ve COVID konusuyla ilgili kendime göre okumalarımdan çıkardığım şeyler de var, sonuçlar da var. Hani onlar da eğer çok ağır gelmezse de konuşabiliriz yani. Tabii zevkle ne demek hocam. Hem de neredeyse ilk defa belki paylaşımlarınız dışında ya da kitaplarınız evet, dışında burada olacağı için. Evet, hiç söylemiyorum. Çok kıymetli bizim evet. için. Nedir? Hem uyarı niteliğinde olsun. Evet, şimdi şöyle yani hani ben bir pencere açmak anlamında onu söyleyeceğim. Şimdi biz virüslerle nasıl savaşıyoruz? Vücuda giren virüse yaptığımız savaşın aynısını biz başka bir ordu var. Virüsler, işi virüslerle uğraşmak. İşte başkası başka bir şey yapıyor. Bu virüslerle. Neden virüslerle uğraşan ordu ayrı? Televizyondan ne duyduk? Virüsler hücrenin içine girerler. Evet. Oraya saklanabildikleri için, dışarıda gezmediği için onu yakalayacak ordunun içeridekinden haberdar olan sistem olması lazım. Biz ona işte T lenfositleri diyoruz. Onunla uğraşanlar var. Ha, T lenfositleri başka neyle uğraşıyor? Hücrenin içine ne saklanabilir? Neyle? Evet. Tümör hücresi de hücrenin içindedir. Yani tümörle savaşla virüsle savaş aynı kafadır aslında. Ve mesela bir iki tane yayın çıktı. İşte lenfoması vardı, COVID'e evet. ağır geçirdi, hastalık geriledi. Mantıklı mı? Mantıklı. Genel olarak bu olmayabilir. Bunun üstünde çok çalışma yapılmamış olabilir ama bunun mantığını anlatmaya çalışıyorum ki işte işler renkli olsun diye. Virüsle savaşan hücreler aynı zamanda tümör de yakalayan hücreler. Ona köpürmüş saldırırken arada öbürlerini de toplamış olabilirler gibi yani. Çünkü yani bilimsel bir karşılığı var baktığınız zaman. Karşılığı var aynen. Ya da mesela şöyle de oldu. Şimdi ben COVID ilk çıktığı 2020 Mart'ında bana göre bu işte şöyle bir şey var. Şimdi bizim bu virüslerle savaşan T lenfositleri var, B lenfositleri var ya. T lenfositlerimizin virüslerle savaşan kısmı var, bir de antikor geliştiren kısmı var. İki tane iş bölümü yapıyorlar. Biri virüsü öldürmekle meşgul, öbürü de antikor yapılacak gruba haber veriyor. Bunlar iki kişi, iki grup diyelim. Birinci grubu TH1 deniyor ona. Yardımcı T hücrelerinin birinci grubu. COVID çok köpürtüyor. Onlar öyle bir saldırgan, o kadar çok işi düzeltme çabasında oluyorlar ki hani hasta o sırada bunun ağırlığını çekiyor. Fakat bu TH1 grubunun karşıtı olan ikinci yardımcı TH2'ler de doğuştan bazı insanlarda yüksek. Onlar da yüksek olduğu zaman bu taraf çok köpürmediği için biraz daha sanki hastalığı gürültüsüz geçiriyor. Kimlerde de H2'ler yüksek? Kimlerde? Alerjisi olanlar.
Polene, ona, buna hapşıran, kaşınan, öksüren grubun virüslerle savaşan değil, o grubu daha güçsüz, alerjik tarafı yüksek. Ama virüsün kendisinden dolayı çok büyük hastalık çekmekten öte, biz virüse karşı verdiğimiz yüksek reaksiyondan hastalığı yaşıyoruz ya, oradaki cevap çok yüksek. Yani bu makrofaj aktive olma sendromu, stokin sendromu, virüs kendi varlığının üstünde dürtüyor bizi gibi bir durum var. Ama alerjik olanlarda o taraf o kadar güçlü değil zaten doğuştan. Bir de paraziti olanlarda, mesela hani daha sokak çocuğu, vücudunda parazitleri olan. Vücut işte bu alerjik maddeler, parazitler falan derken biraz kendini ister istemez başka bir tarafa çekmiş olabiliyor. Şimdi bu da büyük yayınlarla yapılmış bir çalışma değil. Ama mantıken T hücrelerinin birinci grubu virüsle uğraşacak ve bu grup çok aktif COVID'de. Ama bazı insanlarda bu grup daha sessiz ve T hücrelerin alerji tarafına köpüren kısmı aktif. Acaba alerjiklerde bu durum daha mı hafif? Bir takım çalışmalar bunu söylüyor. Bu genel bir kural değil. Tam tersi de olabilir. Ama buna böyle baktığın zaman da konuya daha enterese oluyorsun. Diyorsun. Acaba ben hangi gruba girerim? Alerjik bir tip miyim? Değil miyim? Değil mi? Yani hafif ya da, geçiren ya da henüz bildiği kadarıyla geçirmemiş olanların da sorgulayacağı bir şey olabilir. Ya da mesela şu olabilir. Hani çok hani hem eğlenelim hem duyalım hem kulağımızın tabii köşesine alalım. Birisi COVID'i yüksek geçirdiyse, atlattı, bayağı ağır geçirdi falan. Oturup karalar bağlarken acaba bundan ne menfaatim olabilir derse, ne dedik? COVID'i yakalayacak olan TH1 hücreleri, virüsü yakalayacak olan, aynı zamanda tümörü de yakalamıyor muydu? Evet. Tümörü olması gerekmez. Belki 5 sene sonra memesinde bir ufak tümör başlayacaktı. Belki pankreasında, atıyorum yani, uyduruyorum şu anda. Hani olabilir anlamda. Ama işte bu turda onu da yakaladı. Bunu ispat edemeyiz olmayacağı için, ama biyolojik bilgi olarak eğer biz TH1'leri aktive ettiysek, onlar virüsle savaşacağı kadar ortalıkta tümör hücresi varsa onları da saldıracak. Onları temizledi. Demek ki böyle bir iyi hissiyata geçebiliriz yani, biz hastalığı geçirirken böyle bir avantajımız da oldu diye. Umuyoruz öyledir hocam, gerçekten evet. Çok yani bunlar biyolojik güzel doğrular ama hani büyük bir algoritması yok. Hani bir yerlere yayın olarak dökülmemiş. Ama biz hani bu kadar duyduk ettik ya, buraları da okuyarak işi biraz daha eğlenceli hem de menfaatli tarafa çevirebiliriz. Yani çünkü hep kötü şey konuşuyoruz bu konuda. Gerçekten yani öyle. Olumlu konuşmanın, düşünmenin etkisini de şimdi burada hatırlamak lazım. O da ayrıca. Kesinlikle. Yani çok ilginç bir şey var. Uzmanlara biz çok sorduk bu dönemde. Niye aynı evin içinde birisi öyle birisi oldu, birisi olmadı. Bunu nasıl nasıl bir başarı? Ona neyin başarısı virüs bu? Virüs yükü diyebilirler cevap olarak. Hani azalmış vesaire diye. Şu anda ben konuşmamı sadece adımı soyadımı koyarak ve bir literatüre dayandırmayarak söyleyeceğim. Yanılabilirim ama hani kayıtta kalsın. Tamamen haksız olabilirim. Benim başından beri düşüneceğim. Az önce basit örneklediğim T lenfositlerin iki grubu dedim. TH1, TH2. TH1'i çok güçlü olanlar bana göre bu hastalığı ağır geçiriyorlar. TH2'si güçlü olanlar bana göre hafif geçiriyor. TH1'i güçlü olanlar, TH1'i güçlü olanların hafifletebilmeleri için ya da nasıl diyeyim, orada bir başka algoritma var. Biz virüsle savaşırken bir silah kullanıyoruz. Bu serbest radikaller diye bir laf var ya. Onun bir de versiyonu var. Nitrojenli serbest radikaller falan diye. Nitrik oksit diye bir silah kullanılıyor. Ondan yapılan bir silah. Yani virüsü en çok o öldürüyor. Bakteriyi öldürmek kolay ama virüse daha güçlü bir silah kullanman lazım. O silahı kullanırken onun artığı oluyor hücrenin içinde. Onu temizleyen de vücutta bizim tioller dediğimiz sülfürlü yiyecekler, besinler var. Mesela glutatyon sülfürlü, selenyum sülfürlü, işte sistein sülfürlü. Ne bunun karşılığı doğada? Mesela brokoli, sarımsak. Aa. Niye sarımsağa bağışıklığa iyi yine derler? Yine sarımsak. Evet. Evet. Şimdi sarımsak sülfür taşıdığı için, evet, sülfürü gövdeye koyduğun zaman ve sülfür havuzun doluysa, TH1 denen kısımla, virüsle savaşırken kendini de vurmuyorsun. Yani iki tane parametre var. Ya TH1'in çok güçlüdür ama sülfürün de varsa yenersin. Veya TH1 hiç köpürmez. TH2'in zaten alerjik, astım ya da neyse. Mesela ben TH1, TH2 oranının kanda bakılması gerektiğini düşünüyorum öngörebilmek için. Bakılmıyor yani, öyle bir rutinimiz, evet, yok. Yok. Ya da işte ne kadar sülfür var vücudun içinde ya da bunları eklemelisin. Ama mesela şeyler çıktı. Covid'de glutatyonun önemi çıktı. Covid'de N-asetil sisteinin önemi çıktı. Organosülfürleri genel
arttırırsak Covid'i daha az geçiririz. Bunlar çıktı yani. Hani böyle ufak ufak dökülüyorlar bilgiler ama benim şahsi yani Ayşegül olarak cevabım budur. Buradan bir tık daha ileriye götüreyim. Hani komplomsu olacak ama burada da bunu söyleyen ben değilim. HIV virüsünü, AIDS'i yapan HIV virüsünü gösterdiği için Nobel alan bir Fransız mikrobiyolog var. Adamın Nobel'i var. Yani ona saygı duymalıyız bilgisine ve virolog. Luc Montagnier. Luc Montagnier Covid ilk çıktığında şunu söyledi. Ben bu virüsü çok iyi inceledim ve ben bunun HIV virüsü gibi bağışıklık üstünden bir şey yaptığını ve bunun bir manipülasyonu olduğunu düşünüyorum dedi. Zaten bütün internetten kayboldu. Önemli olan o değil. Ama HIV virüsünden gireceğim. HIV'in de yaptığı şey bu T hücreleri üstünden bir şeyi güçsüzleştirir ve biz o kadar bağışıklığımız düşer ki kedinin tüyünden hasta oluruz, tümör oluruz falan. O da diyor ki bunda bir oynama var yani. Böyle bir bağışıklık üstünden manipülasyon. Bunu ben söylemiyorum ama bu dediğim T'lere gidiyor gene laf. Benim fikrim değil ama Nobel alan bir viroloğun söylediği olduğu için buna da bir dinlemek lazım. Yani manipülatif olmasa bile demek ki immün sistemi yani nasıl birileri bunu yapıp da oraya HIV ile ilgili bir şey yapmasa bile bu virüsün kendisi immün sistemin normalinde bir oynama değiştiriyor. Yapıyor. Gibi düşünelim. Yani herhangi bir virüsten daha farklı olarak orada bir şey oynatıyor. Bana göre de dediğim gibi olayı sakinleştiren T helper 2 dediğimiz ve T regülatörler dediğimiz sistemi devreye sokmayıp birinci kısmı acayip köpürtüyor. Ve zaten mesela ne oluyor? Virüsü alıyoruz. 7. gün, 12. gün insanlar böyle 12. günden sonra bile yoğun bakımlık olabiliyorlar. Hı-hı. Aslında orada virüs olmamış oluyor. Virüsün arkasından o köpürmeyi durduramıyor sistem. Yani bir düğmeye bir basıyor, o köpürme oradan devam. Ve şimdi de mesela akciğerden çok damar hattında pıhtı yapıyor falan diye daha çok konuşma oluyor. Ve işte biz de hastalarımıza ona göre önlemler söylüyoruz. Yani şimdi o kadar çok yayın yapıldı. Big data kullanılıyor, yapay zeka alacak o dokümanları, oradan bir sonuç çıkacak. Yapay zeka diyecek ki bu kadar veriyi, bu kadar çalışmayı okudum, bunu yaptığını buldum. Yani bir şey dökülecek ortaya. Yani ben bir yetmem, Luc Montagnier bir kişi yetmez, evet. Hekim arkadaşlarım yetmez. Bunları toplayacak yapay zeka, önümüze o datayı koyacak. Eninde sonunda bunu çözeceğiz yani. Ama benim nacizane fikrim başından beri o T lenfositler arasında bir dengesizlik yaptığıdır. Bakarsanız bu yayına, sizin bu tezinize atıfta bulunarak yani referans göstererek bir bilgi paylaşımı başlar. Sizin hakkınızda teslim edilir. Estağfurullah yani birilerinin tabii akademisyenlerin oturup orayı çalışması lazım. O konuya bakması lazım. Bununla ilgili zaten var zaten birkaç yani bir sürü çalışma ama tam böyle oturmadı. Yani tek şey olarak oturmadı. Bakalım yani zaman içinde herkes kafasını çalıştırıyor yani. Evet. Bir de normal klasik alıştığımızın dışında değişik okuyup kutunun dışından da acaba böyle mi diyebilenler lazım. Gerçekten hani onlardan öyle olmaya çalışıyorum gibi söyleyeyim. Tarihte var, insanlık tarihinde ama bu jenerasyonun, bu neslin, bu çağın bir deneyimi bu. Biz de deneyimleyerek öğreniyoruz. Evet, biz hep bilim insanları da öğreneceğiz en son ne olduğunu. Kesinlikle öyle. Yani geriye dönüp baktığımızda birçok bilim insanı birçok şey öğrenmiş olacak. Evet. Sizler. Dolayısıyla farklı fikirlere gerçekten ihtiyacımız var üzerine çalışılması için tezlere. Bu immün sistemini siz bütün buraya kadar anlattıklarınıza dan hareketle bakıyorum. O yüzden demek immün sistemi siz ısrarla önümüze koyup, çünkü ben hep böyle bakıyorum sizin anlatımlarınıza, paylaşımlarınıza, böyle bir cisim gibi önümüze koyup, hani beynin böyle bazı maketlerini önümüze koyar anlatırlar ya, ya da ağız maketlerini, bak bu üst dişler böyle, bunlar köpek. Aynen. Siz de böyle bir şekilde onu. Çünkü yeni bir konu. Evet, somutlaştırıp yani böyle gözümüzde canlandırıp imajine edip böyle anlatıyorsunuz. Bunu böyle yapmak lazım. Evet, yeni bir konu. Tanıştırıyorsunuz gerçekten bu alanla. Ama işte mitokondri diye çılgınlar gibi kendime dolandıktan sonra hani annem de sohbetlerinde mitokondriyi anlatabilir oldu yani. Böyle aç, çünkü biz onu niye öğrendik? Yediğimiz içtiğimizin ATP olmasında bunu yapan bu yani. Bu parçacık yapıyor. Biz bakalım nasıl yapıyoruz bunu? Şeker yiyince ne oluyor? İşte yemeyince ne oluyor falan. Yani insülin rezistansı bilmem ne. Biraz daha öğrenmek lazım. Şimdi immünolojiyi yani bağışıklığı o kadar konuşuyoruz ki bağışıklığın iyi kötü yuvarlak bir laf. Herkesinki daha nasıl diyeyim? Mesela bağışıklık iyi, tamam. Virüsle nasıl savaşıyorsun? Tümörle nasıl savaşıyorsun? İşte buranda bir leke oldu. Mesela bağışıklık mı onu halleder acaba? Değil mi? Mesela ya da bağışıklık ne zaman aktif? Sirkadiyen sistem diye bir şey var.
gece aktif bağışıklık farklı, gündüz farklı. Yani vücudun kendini yenilemesi, daha güçlü olduğu saatler farklı. Mesela buradan şeye gidelim. Aziz Sancar Nobel alıyor. Evet. Neden Nobel aldı? Hani onu Türkçeleştirelim. Bizim vücudun onarımı. Tamam. Farklı saatlerde farklı onarımlar var. Gündüz güneş varken DNA'yı onarmak daha yüksek. Neden? Varoluştan beri doğadayız, etkileşim, ışık mışık. Hep kendini onarma alarmında. Gündüz bu DNA onarımı daha iyi yapıyor. Hasarlanırsa onarıyor. Fakat gece artık hani dinlenme modu ya, o onarımı başka tarafa kaydırıyor olabilir. Gece DNA onarımı daha düşük. Ve Aziz Sancar bunu bulunca diyor ki, biz diyor tümör olmuş bir hastaya kemoterapi vermeyecek miyiz? Kemoterapiyi gece verirsek zaten tümör hücresi de kendi DNA'sını onaramayacak ya. Biz az kemoterapiyle çok tümör hücresinin tepesine binebiliriz. Şimdi bu mantığı böyle koyuyor. Ama biz oradan neyi duyuyoruz? Bak böyle de bir durum varmış aslında. Evet. Değil mi? Yani demek ki DNA onarımı ya da işte bağışıklık günün saatlerine göre daha farklı olabiliyor. Bunları öğrenmek de enteresan yani. Mesela yazın daha yüksek çünkü güneş var. Vitamin D ile bağışıklık arasındaki bağlantıyı çocuklar biliyor artık, değil mi? Demek ki biz hani bir kere bağışıklığın B'sini dediğimizde kendimizi sokağa atmamız gerekiyor. Hani ışığı alabilmek için. Ve bu süreçte de gördük işte bunu zaten. Evet, aynen. Öyle bir şey, bu dudağımızda ezberimiz vardır yani, bu büyüklerimizden de gelen. Dudağımızda uçuk çıkar, ağzımızda yaralar çıkar. Ah, kesin bağışıklığımız düştü deriz. Eşit. Yani tamam. Böyle bir öğretilerimiz var, bir kodlarımız var büyüklerden, evet, gelen. Bir onların bize işte sık hastalandığımızda herhalde bağışıklığım düştü, çok fazla hastalandım. Evet. Bir anahtar var da, evet, nereye açacağımızı bilmiyoruz, evet, onunla. Şimdi virüs de gelse, bakteri de gelse, mesela uçuk ne? 5 yaşına kadar yaklaşık hepimizin herpes virüsü dudağın altına, oradaki sinirlere gidiyor. Yani biz onu taşıyoruz. Bizle yaşıyor. Vücudumuzun içinde. O yeni bir virüs değil yani. Orada sessiz ve uykuda duruyor. Biz stres olduğumuzda, fiziksel veya duygusal ya da uykusuzluk ya da bir yorgunluk vesaire olduğunda oradan kafayı çıkarabiliyor. O arada ne olmuş oluyor arkada? Ne dedik? T hücrelerinin, evet, birinci grubu. Normalde aktif ve alarmdayken sen yorulduğunda onlar da yorulmuş oluyor. Ve onların gözünden kaçıp devreden hemen kendini çoğaltabiliyor. Normalde onun çoğalmaması için zaten öbürü onun başında bekliyor zaten. Yani anlatabiliyor muyum? Baskılıyor. Eşittir bağışıklık. Yani, evet. Veya burası üst solunum yolu enfeksiyonu. İşte tonsillerimizde orada işte lökositlerimiz, bilmem neyimiz, beyaz küreler. Gelen bakteri yakılıyor. Ben her nefeste belki 1000 tane bakteri alıyorum. Bağırsağıma da gidebilir, akciğerime de gidebilir. Orada hepsi bekliyorlar zaten bunları yok etmek için. Ama sen onları hücre hücredir hesabı. Sen bağışıklık hücreni de iyi beslemedin. Uyuyup dinlenmesine izin vermedin. Bir süre aç kalıp kendisini yenilemesine izin vermedin. Onlar da yorulacak. O zaman dedeksiyondan kaçar. Zaten kötü bağışıklık aslında ne? Otoimmünite ve alerji. Kendine saldırıyor veya masum bir şeye çok saldırıyor. Yani dengesi bozuk. Aslında sadece zararlıya saldırması lazım. Vücuda saldırmaması lazım, değil mi? Evet. Polene saldırmaması lazım. Yani otoimmünite ve alerji dediğinde de gene bağışıklığa konu girdiği için bu kitap o bakımdan önemli. Ne oluyor da bağışıklık virüsü öldüreceğine polene bağırıyor? Ya da işte tümörü yakalayamıyor da tiroidime saldırıyor? Bunları bilmek için, bir de bunları biraz öğrendikten sonra hani ne yapacağız bununla ilgili? Gene bildiklerimize gelecek. İşte onu ye, bunu ye, erken yat falan, ama en azından oraya bağlamış oluyoruz konuyu. Anlatım diliniz de çok farklı. Şöyle ki mesela şekerin vücudumuza nasıl tutunduğunu o kadar sade bir dille anlatıyorsunuz ki o güne kadar anlamamış olan, zararlı olduğunu bile bile tüketen bile içinde şekerin tükettikten sonra nasıl tutunduğunu anlıyor. Sizin bir örneğiniz var, söylemek ister misiniz? Çok basit. Şeker vücudumuza böyle şeydeki gibi yapışıyor, donuyor hani... Reçellerin şekerlenmesi gibi bir, evet, örnekle, evet, anlatıyorsunuz. Tabii. Şeker zaten yapışıp kalıyor diyorsunuz. Zaten aslında teknik olarak olan şey, mesela biz sıcakta toz şekeri, evet, karamelize etsek o yanma ve koku var ya, o Maillard reaksiyonu diye bir biyokimyasal bir şey, vücutta da o oluyor zaten. Yani o ağda gibi oluyor yani o şeker, evet, vücutta ve o yapışıklık oluyor. Ve o işte geri dönmüyor falan. Biz şimdi bunu öğrendik, ay şeker yedim yemedim çok sıkıcı falan ya. O zaman onu şuna getiriyoruz. Senin 3 aylık şekerin var kanda, bakıyorsun. Normalde 5.6'nın üstüne diyabet deyip de gerisiyle ilgilenmeyebilir hekimlerin. Her şey yolunda diyebilir. Ama sen 3 ayda bir gidersin. Geçen 3 ayda 5.6 ise birazcık karbonhidratları azaltırsın, yemek aralarını ara verirsin, akşamı erken kesersin yemeği. 3 ay sonra 5.6 mesela 5.2 oldu. Ne olacak? 5.6, 5.2.
Buradaki 5.2 olan Beyza, hı hı, o şekerin cilt ve organ hasarından dolayı 5.6 Beyza'ya göre yarı yarıya yavaş yaşlanıyordur. Evet. Cildi de yavaş yaşlanıyordur. İşte karaciğeri de yavaş, yani yağlanmıyordur. Yani kendin onu manipüle edebildiğin için şekeri öğrendin, yapışıklığı öğrendin, nasıl manipüle edeceğini de öğrenmiş oluyorsun. En azından bir süre deneyebilirsin yani. Kesinlikle öyle. Ve söylediğim gibi anlaşılabilir bir dille. Zaten kitabı da şimdi birazdan kapağını göstereceğim. Kitapta da öyle. Sizin paylaşımlarınızda da öyle. Çok vurguluyor. Evet, uzmanlar vurgular, tamam, erken yatma meselesini. Ama siz mesela saat 18 ile 17'yi vurguluyorsunuz, yemek yememe, vücudu, evet, yüklememe, bağışıklık sistemine yük yüklememe anlamında 17'yi vurguluyorsunuz. Ondan sonraki her şeyi yük diye bir de 23'ü gösteriyorsunuz, evet, uyku saati için. Şimdi bunlar mesela bu aralıklı oruç, hı-hı, falan filan yokken, evet, 2012-13'te ikinci kitabımdan itibaren, yani ne demek 8 yıldır, hı-hı, o 5 sayısını ben söylüyorum. O, evet, zaman aralıklı oruçu bilmiyorduk, dünyada hiçbir şey bilmiyorduk. Yani o nereden çıktı? Şuradan çıktı. Şimdi bizim hormon olarak sistemimiz, her hormonun salındığı saat var. Bir biyolojik saat var. O zaman sirkadiyen lafı da geçmiyordu. Ben onu bir biyolojik saat diye anlatıyordum. Hı hı. Sizin, benim, kameraman arkadaşımızın, bir çocuğun, yani benzer şekilde çalışıyor biyolojik saat. Biyolojik saate göre hepimizin uyku hormonu 9'da, gece 9'da minik minik salınmaya başlıyor. 11'de pik yapıyor. Tam o saatte yatakta olursan en güzel uyku hormonunu alıp kullanıp uykuya geçiyorsun. Sonra gece boyunca büyüme hormonu diye bir şey salınıyor. Hani çocuklara uyusun da, evet, büyüsün. O büyüme hormonu biz büyüdüğümüzde de rejenere ediyor bizi aslında. Gece boyunca o devam ediyor. Sabah 6'dan sonra da kortizol hormonu. Yani bunlar zaten bunu takip ediyorlar. Bunların işi bu. Tamam. Hmm. Şimdi biz gece 11'de maksimum melatoninle uykuya gitmek istiyoruz. 9'da da yükselsin istiyoruz. Bunun daha ideal olduğu zamanlar var. Melatonin ışığı sevmiyor. Melatoninin çalışmasıyla bu bağırsak sisteminin de artık bir devreden çıkması lazım. Biz ağzımıza bir lokmayı koyduğumuzda ne yapıyoruz? 2 saatte diyoruz ya, kan şekeri nedir? 0. saattir, bir de 2 saattir. Açlık tokluk, evet, diyorlar ya. Demek ki bizim 2 saat, son lokmadan sonra 2 saate ihtiyacımız var. 5'te yedik, son lokma 2 saat geçti, 7. 7. 7'den sonra 3-4 saatlik açlık gerekiyor ki melatoninin ve büyüme hormonunun pik olması lazım. Yani üst üste, evet, bindirebilmek için en son 5'te yersen 7'de kan şekerinin ayarlanması bitmeye başlar. 7'den sonra o açlık ve melatonini yükselteceğin dönem gelir. O 4 saatte sen 11'de en güzel melatonini vücuduna basarsın. Gece boyunca da büyüme hormonun olur. Sen öyle yaparsan vücudun tam olarak hormonal olarak da destek alıp yenilenir. Yani aslında geriye gelerek o saati bulmuş oldum. Sonra ama herkes orada oldu. Çünkü doğrusu o. Çünkü biyolojik şey o, evet, öyle yani. Yani 5'te yemenin avantajı en son gece bütün gün şunun gibi düşün. 7'de yesem ne olur? Uyku verimin azalıyor. İşte yenilenmen azalıyor. En basit menfaat 6'da yemeği bitir, 5'te yemeği bitir. Sadece bir saat geri aldığında sen birkaç yüz gram daha veriyorsun. Veremiyorum diyenlerin hepsi geriye aldıkça veriyorlar. Ve dünya zaten 5'i de 4'e, 4'ü de 3'e çekmeye başladı. Evet. Güneş tepedeyken ye yani. Ama güneş azaldıkça yemeğe geldi. Bunların hepsi aynı laf yani. Hani aralıklı oruçta aynı laf falan. Ama hep böyle geceden çalman gerekiyor. Zaten git eski devirlere. Lamba yok, ışık yok. İki meyve, bir hayvan yakalayıp gündüz öyle yiyeceğini yedin, sonra mağarada uyudun. Yani bu kadar ince koduna işlemiş olan şeyi sen, hani Edison'dan sonraki lambayla beraber, evet, ve öyle elektronikle diyorlar, beraber. Uyaran yoktu canım, ne yapacaktı o zaman yani, diyorlar ama. O zaman ama bizim modern teknolojisinin gelişmesine biyoloji yetişemedi. Bu kadar Wi-Fi'yle durmaya bu hücreler yetişemedi. Bu kadar ışığa bu göz yetişemedi. Yani bu yiyeceklerin işlenmiş olmasına ve ters saatte yemeye bu sistem yetişemedi. Yani. Acaba limbik sistem hani don ve kaç tehlike olarak mı algılıyor acaba bu kadar, bravo, teknolojik etkiyi? Süper, şu an aklıma soru geldi söyleyince. Süper bir soru. Şöyle söyleyeyim. Stres sadece akılda olan ve reaksiyonel, evet, bir şey değildir. Değil mi? Stres nedir? Şimdi benim normalde bünyemin gecenin 10'unda bir şey yememesi ve sindirmemesi lazım. Pankreasım o saatte onu yapmamaya ayarlı. İnsülin salmak istemiyor, mide asidi salmak istemiyor. Niye gece sindiremeyiz? Çünkü midenin mide asidi salma zamanı değildir, evet, yani. Hani gecede böyle sabah taş gibi kalkarız. Mikro düzeyde ben ona stres vermiş oluyorum. Bu yiyecekle ilgili kısmı.
Normalde gece o ışığı görmemem lazım. Bu parlak ışığın benim karşımda gözüme sinyal olarak gitmemesi lazım. Beynim o saatte güneşin azalmış ışığını ve karanlığı beklerken ve melatonini üretmeye geçmeye çalışırken, sabah 6'da güneş doğarken ne demiştim? Sabah kortizol var. Evet. Gün ışığı sana kortizolle, işte bak savaş kaç, kortizol demek ya, stres hormonu. Sabah lazım, mağaradan kaçacaksın, evet, tehlikelere hazır olacaksın, yiyeceğini aslan bulacaksın. Aslan gelecek filan. Ama yani gece yarısı kortizol olmayacak. O ışık olmayacak, o alarm olmayacak. Sizin söylediğiniz aynen doğru. Bizim gece yaptığımız bütün yaşam yanlışları mikro düzeyde o kortizol piklerini yaptığı için mikro düzeyde kronik stres devam ediyor. Ona limbik sistemi o kadar büyük etkiliyor diyemeyeceğim ama şunu diyebilirim. Gece iştahın açılmasının sebebi de geç oturman, evet, ve ışığa, evet, bakman ve kortizol alınca kilo alıyorum diyorsun değil mi? Özellikle gövdemi aldım dersin. Kollar ince olur kortizolde, hep böyle bir karın yuvarlak olur. Yani ben onu mesela cep telefonu kilo yapar diyorum. Evet, cep telefonu kilo yapar çünkü ondan çıkan ışığın biyokimyasal olarak yaptığı şey mikro düzeyde kortizol salmadır. O da senin sistemini kilo almaya ve daha çok yediğinden tatmin olmamaya ve daha çok yemeye götürür. Yani hani limbik kadar bizi delirtmiyor olabilir. Çünkü limbik hani iyice şey ya. Ama bence yine de uyku uyanıklık ve ışık hijyeni yoksa, yemek hijyeni yoksa herkes aynen o ilkel moduna savaş kaça, evet, bir yerde askıda, hücre düzeyinde en azından askıda kalmıştır kendi farkında olmasa bile. Çok güzel açılımlar yaptırdınız hocam. Artık toparlıyoruz yavaş tamam, yavaş. Çok güzel bir yerde bitireceğiz. Ben şöyle toparlarken sizin de son söylemek istediğiniz bir şey varsa onu alırken şöyle müsaadenizle kitabı da. Son kitabınız çünkü. Şöyle göstermek istiyorum. Bağışı her yönüyle bağışıklık, virüsler, bakteriler, otoimmünite ve alerjiler. Evet. Şimdi veda ederken şunu söylemek istiyorum. Siz okuyanlara ne diyorsunuz? Ben not da almıştım. Diyorsunuz ki geleceğin fahri immünite uzmanları. Evet, çünkü immünite çok karışık. Ve biraz bilerek kitabın içerisinde dediğim gibi otoimmün hastalık çok yaygın, alerji çok yaygın. Biz bunları da öğrenmek için okusak yeterli. Anlatabilmek için o kadar hani bununla şey yaptım ki, ısrar ettim. Kitabın içerisinde barkodlar var, QR kodlar var daha doğrusu. Siz okuyorsunuz bir bölümü. Anlatmışım, resimler var. Gene anlamadım değil mi? Hemen cep telefonunuzu tutuyorsunuz. Oradan videoda ben aynı şeyi sözlü tahtada çizerek anlatıyorum. Kaçış yok dersten yani. Mutlaka bilinçaltımıza, bilincimize bir şekilde yerleştiriyorsunuz. Yani renkli olarak da anlatıyorum, görüntülü olarak da anlatıyorum. Hani bu bir tıp kitabında ilk defa oluyor. Herkesin anlayabileceği dilde anlattığınız için ben gerçekten teşekkür ediyorum size. Eminim sizi takip eden birçok kişi adına bunu dile getiriyorumdur. Teşekkür ederim. Biz de sizin programdan hem konuklardan hem sizlerden çok şey öğrendik. En heyecanlı programlar sizde. Çok teşekkürler, sağ olun. Bazen tabii komplo teorisi diliyorum ama ben bunu beyin fırtınası gibi algılamaya çalışıyorum. Çünkü yalpalaya yolumuzu bulduk. Şu anda da aynı şeyi yaptık. Kutunun dışından düşünecek insanları da koyup bir dinlemek lazım. Tam da yağmur başlarken bitiriyoruz, evet, ne kadar güzel. İyi bayramlar tekrar. Size de. Değerli izleyiciler, eşlik ettiğiniz, evlerinize konuk ettiğiniz için, bayramı bizimle geçirdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar iyi bayramlar.